Efendim bakış programına hoş geldiniz. İstanbul'da rüzgarlı bir hava var. Çatılar uçuyor bir taraftan. Ağaçlar devriliyor. Ben yolda gelirken ciddi ağaç devrileri gördüm. Yolları kapamış durumda. Bu havalar sigortacıların pek hoşuna gitmez. Öyle mi? Soracağız. Hazır gündem buyken biraz konuşacağız. Aynı zamanda sizlerden çok gelen sorular var. Bu soruların başında da maliye tartışmalarının önümüzdeki dönemde trafik ve kasko sigortalarını etkileyip etkilemeyeceğini soruyorsunuz. Bu soruyu da canlı yayında konumuza soracağız. Bir de biz ekledik bunun içine. Sigorta sektörünün toplam hasar ödeme kapasitesi nedir? Açıkçası merak ediyoruz. Bunu da konuğumuza soracağız. Efendim konuğumuz HDI Sigorta Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ceyhan Ancıoğlu bizlerle birlikte. Bizim sorularımız var. Sizin de sorularınız varsa bakış@ntv.com.tr bu elektronik posta adresimiz. Arkadaşlar yayın sırasında bize ulaşacağınız diğer sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Canlı yayında sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Başlayalım efendim. Evet efendim, HDI Sigorta Genel Müdürü Sayın Hancıoğlu, stüdyo canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Bayan Bey. Böyle havaları sevmezsiniz, hasar olacak diye korkar mısınız? Yoksa ne olacak, hasar olsun öderiz canım mı dersiniz? Valla ikinci seçenek tabii, hasar olsun ödeyelim ama gene de Bayan Bey tesadüf mü bilmiyorum ama bundan önceki gene yayınımızda da böyle olağanüstü hareketlerin olduğu, evet, afet dalgalanmalarının olduğu, afetlerin olduğu bir dönemdi. Onun için ben programlara gelmekten imtina ediyorum, korkuyorum, endişe ediyorum. Bugün de öyle bir gün maalesef. Trafikten de belli zaten. Felaket, yağmur, fırtına, lobos. Ama hocam bu sizden değil yani. Değil, tabii öyle olduğunu ümit ediyorum inşallah ama tesadüf diyelim. Tabii ki sigortacı bu havayı sevmez değil ama tabii ki dikkat etmemiz gereken hepimizin vatandaşlar olarak da, sigortalılar olarak da, sigorta şirketi olarak da hatta bizim vatandaşlara uyarmak durumunda olduğumuz dönemler bunlar. Ki son dönemlerde hatırlarsanız son 3-4 senedir özellikle yeni tip risklerle karşı karşıyayız. Hmm. Türkiye hortumu tanımazdı, hortum değil yaşıyor. Mi? İşte kasırgaları bilmezdi, onları yaşıyor. Afetler zaten sel, seylap, biliyorsunuz müthiş bir doğal afet ülkesiyiz maalesef. Öncelikle bir deprem ülkesiyiz. Böyle baktığınızda hepimiz farkındalığımız biraz daha artıyor. Biraz daha tedbirli oluyoruz. Biraz daha vatandaşlarımızı, sigortalılarımızı, hatta sigortasızlarımızı korumak adına, riskleri korumak adına bir önlem almak için uyarmaya başlıyoruz. Dolayısıyla hepimiz artık bu iklim değişikliğini ve yeni riskleri takip etmek zorundayız. Peki etkili oluyor mu? Yani şimdi bu kadar afet yaşıyoruz. Yani şu anda aslında bana göre dışarıdaki de yani hafif çapta bir afet sayılır. Evet. Çünkü çatılar uçuyor, işte araçlara zarar veriyor falan. Bu kadar hem afet ülkesiyiz, hem deprem ülkesiyiz. Artık çok sık yaşıyoruz, hı hı, afetleri. Peki o sigorta bilinci dediğiniz, sizlerin adını öyle koydunuz, artıyor mu? Vallahi artıyor. Artmıyor desem yalan olur ama yeteri kadar artıyor mu derseniz yeteri kadar artmıyor. Yani birçok belki defasında bunu tartıştık, anlattık. Anlatmakla da bitmiyor çünkü dediğiniz gibi beklediğimiz oranda bir gelişme göremiyoruz. Ama işte farkındalığı artırmak için eğitmek, anlatmak, sahaya inmek, yeni sigorta ürünleri yaratmak, bunlarla birlikte insanların sigortaya yaklaşmasını sağlamak, ne derseniz deyin bir sürü şeyi bir arada yapmak lazım esasında. Ha yapıyoruz. Her konuştuğumuzda belki biraz daha ileri gidiyoruz ama yeteri kadar beklediğimiz noktada mıyız? Maalesef değiliz. Daha çok alacak yolumuz var bence. Ama umutsuz da değiliz. Sonuçta yıllar itibariyle de sigorta pazarı her şeye rağmen Türkiye'de büyüyen bir pazar ve hala da müthiş potansiyel olan. Hala aynı. Yani hala 4 konuttan biri sigortalı. Hala 4 araçtan biri sigortalı. O 1,5'a çıkamadı bir türlü. Şimdi tabii Noyan Bey gene ben iyi tarafından, dolu tarafından bardağa bakmak istiyorum. Öyle söylemek lazım. Ama bunun yanında çok böyle klasik oranların dışında büyüyen alanlar da var. Mesela DASK sigortası, yani deprem, doğal afet sigortası, zorunlu deprem sigortası. Ona baktığınızda son 10 senede
neredeyse %25'lerden 50'lere geldi. Evet. İki katı arttı. Yani bir şeylere fokus olduğumuz zaman, bir şeylerle çok ilgilendiğimiz zaman topyekun bir hareketle esasında bu penetrasyonu artırabiliyorsunuz. Benzer bir şey tabii ki ihtiyaçlarla paralel ama sağlık sigortalarında pandemi kriziyle yaşadığımız olay. Son 2,5 senedir aşağı yukarı özellikle tamamlayıcı sağlıkta neredeyse iki katına çıkan bir poliçe adedi, sigortalı adedi artışı var. Yani hani tamamına baktığınızda overall'da belki çok böyle çarpıcı artış görmemekle birlikte ama ürün bazında baktığınızda dokunduğumuz alanda esasında fayda, verimlilik ve penetrasyon artışı görüyoruz. Eskiden şöyle söylerdi, tabii Ceyhan Bey de çok eski bir sigortacı. Kaç yıl oldu Ceyhan? 31 diyelim. 30 yani çok eski bir sigortacı. Biz de herhalde bir 30 yıla yakındır da tanışırız değil mi? Yani benim gazetecilikten dolayı öyle eski. Eskiden şöyle bir argüman vardı, şunu söylerlerdi, işte sigorta yaptırılmaması. E canım sigortacıya da hasar ödemez, prim alır hasar ödemez. Fakat bakıyorum çok ciddi hasarlar ödüyorsunuz rakamsal olarak. İşte mesela size bu soruyu soralım. Toplam hasar ödeme kapasitesi sektörün ne? Çünkü birliğin de yönetimindesiniz. İki, afetlerde ne kadar hasar ödendi? Bunların hepsi rakamsal veri, sizde en iyi bilgi sizdedir. Şimdi tabii kapasite derken biraz doğru tanımlamam lazım. Kapasite esasında yazdığınız işte orantılı. Yani sigortalarsanız hasar ödeme gücünüz ve kapasiteniz artar. Ama bugünkü rakamla baktığımızda sene sonu itibariyle bir ayımız kaldı şurada. Herhalde biz 80-85 milyar TL arasında bir sigorta, hayat dışı sigorta hacmi yaratılmaya doğru gidiyoruz. Böyle baktığınızda sigorta sektörü her sene bunun %60 ile 70'i arasında bir ödenen hasar gerçekleştirir. Yani fiili ödenen hasar yine baktığınızda kabaca 55-60 milyar TL'ler civarında 31 itibariyle eğer ekstra inşallah olağanüstü bir afet veya bir kötülük yaşamazsak, hasar yaşamazsak bu civarlarda ya 60-65 milyar TL bir ödenen hasar kapasitesi göreceğiz. Ama biliyorsunuz sigortacıda zaten ödeme yok ama an itibariyle muallak dediğimiz bizim ihbarı yapılmış ama ödemeye hazır dosyalar da var. Bunları da koyarsanız zaten toplamında %70-80 hasar ödüyoruz. 70 milyar TL'ler ödenen artı muallak, muallakta ekleyen dosyalar dahil bir hasar ödeme gücümüz var. Ama kapasitemiz bu mu derseniz, tabii kapasite dediğim gibi iş yazmakla alakalı. Ne kadar yazarsak o kadar büyütürüz. Bizim derdimiz daha çok iş yazmak. İki kazı kadar hasar olsa da ödeyebilecek kapasite değil mi? Türk orada bir sorun yok tabii. Yani bu yazmakla alakalı esasında. Eğer bunu kapasiteyi mali güç olarak söylüyorsanız bunlarla ilgili sigorta sektöründe hiçbir oyuncumuzun ben problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki birçok kısmını da yurt dışı piyasalarda reasürans yoluyla devrediyoruz. Diğer kısmında zaten kendi öz kaynak gücümüz doğrultusunda mevzuatlar dahilinde de kendimiz üstümüzde tutuyoruz. Bu anlamda baktığınızda mali bünye kapasitesi açısından bir sıkıntımız yok. Ama iş yazma, iş ne kadar yazarsak o kadar hasar olacak demektir. O kadar da vatandaşımıza sigortalılığı yakınlaştırıp esasında tecrübe ettirip ileriye dönük sigorta pazarının büyümesine de vesile olacaktır diyelim esasında. Doğal afet dediniz ayrı bir soruyla mı yoksa? Şimdi şu soruyu sorayım. Peki, bugün özel olduğu için sorayım. Sonra afeti zaten soracağım. Peki. Bir izleyicimiz diyor ki çatı sigorta kapsamına girer mi? Belli ki bir şey yaşıyor şu an izleyici. Girer tabii. Binanın tamamlayıcı unsurudur. Çatı sigorta kapsamına girer. Peki afetlere gelelim. Şimdi bu tabii bu ödediğiniz hasarın içinde afetlerden de kaynaklı. Özellikle bu işte Karadeniz'de yaşanan afetler var. Karadeniz'de her sene afet yaşanıyor zaten. Bunlar da var. Bu bir ayrım var mı Ceyhan Bey? Ayrım derken? Yani ne kadar afetlere harcandı? Rakamlar olarak. Rakamsal olarak. Tabii ki en güncel hasar dediğiniz gibi Temmuz-Ağustos aylarında Karadeniz'in doğusu batısı neredeyse her yerinde yaşadığımız afetler. Özellikle seylaplar var. Ve burada kabaca da biz şöyle söyleyeyim, 3900 küsur dosya, kabaca 4000 tane dosya, hasar dosyasında biz aşağı yukarı 510 milyon Türk lirası hasar tasfiyesi yaptı sektör. Yani yarım milyar TL diyelim, çok ciddi rakamlar, büyük rakamlar. Ama buradan gene bu sefer biraz önce bardağın dolu tarafı dedim, bu sefer boş tarafını söyleyeyim. Şimdi biraz önce penetrasyondan bahsettik Yenoyan Bey. Ne kadar esasında sigortasız olduğumuzun teyidi bu. 510 milyon. Şey. Yani her ortamda her sigortacı, arkadaşım, dostum, meslektaşım çıkar söyler. Keşke daha çok hasar olsa da daha çok ödesek. Ama sıkıntı nerede? Yeteri kadar poliçe olmadığı için vatandaşımızda yeteri kadar hasar ödeyemiyoruz esasında. Bu 510 milyon bence hiçbir şey değil.
Almanya'da benzeri aynı dönemde bir şimdi bunu meydana. Bir oranla rasyoyla kıyaslamak gerekirse çok basit, tabii istatistiki rakamlar söylemek zorundayım tahmini. Mesela gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de bunlardan bir tanesi, biz maddi hasarlarda özellikle oran olarak sadece %3'üne dokunabiliyoruz. Yani hasarlanmış bir coğrafyanın maddi hasarların %3'ünü karşılayan bir sigorta sektörü. Yani toplam kaybın %3'ünü sigorta pazarı karşılıyor. Doğrudur. Anlıyorum. Sigortasız okay. da dahil %3'üdür. Ama gelelim gelişmekte olan ülkelere, bu oran %45. Mesela Almanya'da aynı dönemde hasar olmuştu. Doğru. O zaman işte oradaki yine sel hasar olmuştu. %45 Almanya'da %60-70'lerdi. Ben ortalamayı söylüyorum. %45 gelişmekte olan ülke. Yani 15'te biri veya tersi 15 katı. Dolayısıyla biz yeteri kadar sigortalı değiliz. Peki yaşadıktan sonra bir talep artışı yaşanıyor mu? İkinci buna şuna soracağım. Talep artışı illaki yaşanıyordur bir korkuyla ama bir sene sonra ya da iki sene sonra o artış trendi devam ediyor mu? Yoksa ya nasıl olsa olmadı bu bir iki sene deyip. Çok ortalama konuşmak zorundayım. Evet. Hemen afetler veya hasarlar sonrası bir teveccüh var. Noyan Bey, bu DASK'ta da depremden sonra yaşandı. Özellikle İzmir'de büyük deprem anlamında söylüyorum. Sağlık, biraz önce söylediğim pandemi krizinde de sağlık sigortası ihtiyacı vatandaşımız ilk ona gitti. Evet, ama bu çok kalıcı mı derseniz bunu çok kalıcı olduğunu söyleyemem. Hı. Ama sağlık sigortasında bu pandemi süreci devam ettiği için, bize unutturmadığı için sağlık sigortasındaki artış devam ediyor. Yani canımız yanmaya devam ettiği için evet. devam ediyor. Ama deprem, bakın İzmir depremi sonrasında bir 3-5 ay hakikaten DASK'a teveccüh tekrar arttı. Ama sonra gene unuttuk. Tekrar unutuldu. Ama sağlık öyle değil. Canımız yanmaya devam ediyor ve biz tamamlayıcı sağlığa, özellikle özel sağlığa hala ilgi gösteriyoruz toplum olarak. Yani bu tabii iyi bir şey değil. Yani bir şey yaşandığında evet. o bilinci yakalıyoruz, sonra da peşini bırakıyoruz. Şimdi sorular var. Ben bir tanesini seçtim. Bizim bundan sonra konuşacağımız konuya da atıf olması için doğru bir soru. İzleyicimiz biraz uzun yazmış. Ben kabaca şöyle söyleyeyim. Benim aracımın değeri 300 bin liraydı. Artık piyasa değeri 400 bin lira oldu diyor. Bir güncelleme yapılacak mı? Biz herhangi bir şekilde bundan bir artı bir prim fazlası ya da bir fiyat fazlası olacak mı? Şimdi bu izleyicimizin sorusundan yola çıkayım ben. Şimdi çok basit. Dövizde bir artış var ciddi anlamda. Yani bir maliyet artışı var. Şimdi bir, bu maliyet artışı sizi etkiledi mi? Ve bu maliyet artışını çok net olarak sigortalılara önümüzdeki dönem kasko trafik bazında sorayım, siz diğerlerine de katın Sayın Ancıoğlu. Çünkü en çok satılan trafik olduğu için evet. sorular da önde. Yansıtacak mısınız? Şimdi Noyan Bey çok çok kritik bir soru sormuş vatandaşımız esasında. Bizi de çok, hele bugünlerde çok çok ilgilendiren, rahatsız eden ve geleceğe endişeyle bakmamızı gerektiren bir durum var esasında. Bundan yaklaşık bir sene önce de gene bir dövizle ilgili evet. hatırlayın, dalgalanma sonucunda benzer olayları yaşadık. Ama bu ne derler, hani eskisinden daha da kötü. Ekstrem. Yani değişimlere baktığınızda hakikaten müthiş bir, şu anda bir belirsizlik diyelim dalgalanmayla ilgili. Dolayısıyla sigorta sektörünün de en büyük girdisi olan yedek parça, özellikle otomotiv tarafında yedek parça ile alakalı döviz değişimi, yani fatura bedelinin döviz değişimiyle artması bugün şu anda sigortacıların en büyük kaygısı. Büyük sıkıntı var, şöyle söyleyeyim. Sigortalımız veya vatandaşımız da sormuş zaten, etkileyecek mi? Tabii ki etkileyecek ve etkilemeye başladı. Hatta yeteri kadar da etkilemedi. Ben iyimser konuşayım yani, ama daha da kötüye gidecek. Şimdi neden? Ben inanın bu raporu 3 gün önce çektiğimde belki biz, veya öyle söylemeyeyim ama kurum bu seneki ortalaması 11.40 diyelim. Ama bugün euro nedir? 14.5-14.6. Sizinki euro değil mi? Şimdi euro ağırlıklı, çünkü Avrupa, tabii uzak doğuda var ama euro ağırlıklı baktığımızda bizim son senede, özellikle bir önceki dönemdeki, bir önceki senedeki krizi hatırlayalım, %40 civarında bir döviz değişikliği vardı. Bugün onu da geçtik. Doğru. Yani bugün baktığınızda maalesef 1 Ocak'taki kabaca 9 TL olan euro kurunun bugün 14.60'larda neredeyse %60'lara geldiğimizi görebilirsiniz. Yani geçmişten daha kötü bir şey var. Evet, vatandaşımızın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Maliyetler felaket derecede arttı. Neden? Sigortacının da şöyle bir sıkıntısı var. Her ortamda söylüyoruz. Satarken maliyetini bilmediğimiz neredeyse yegane finansal enstrüman. Evet.
Ya bu çok çok garip bir şey ama sigortacıyım, çok bu işten çok keyif alıyorum, çok seviyorum. O yüzden de kabullenmiş durumdayım artık 31 yıl sonra. Ama olacak iş değil yani Oyan Bey. Yani bir gün poliçe yapıyorsunuz ve o gün tahminler üzerinden, hangi tahminler? Geçmiş yıllardaki istatistikler üzerinden bir tahmin yapıyorsunuz. Yani gelelim Oyan Bey'in kaskosuna. Tam 12 ay önce bizden kasko aldınız Oyan Bey ve 1600 liraya aldınız. O günkü araç bedeniniz 200 bin TL'ydi. Evet. Bugün o araç kaç para? 400 bin. 400 bin lira. Biz fiyat artırdık mı? Hadi artırmadık diyelim. Sırf bedel artışıyla zaten primin geldiği yere bakın. Gelelim bizim tarafa, maliyete. O gün kur 9 liraydı. Bugün kur 14.60 lira. Bu ne demektir? Otomotiv sigortalarında bizim en büyük girdiğimiz olan maliyet olarak dövize bağlı yedek parça %60 artmış demektir. Hı hı. Dolayısıyla ortalama %50-40-60 maliyetimiz bizim arttı. Ama biz ne yaptık? Noyan Bey'den biz geçen sene 1200 lira aldık. Evet. Yani kur 9 lirayken aldık. Sigortacının kaderi. 12 ay önceki poliçeye bugün hasar gelse bile poliçenin son gününde ben bugünkü döviz etkisiyle maliyetimi %50-60 fazla ödeyeceğim. Ama hangi primle? 1200 liralık primli. Demek ki ben yenilemem geldiğinde bunu da bir şekilde bana yansıtacaksınız. Öyle anlıyorum. Türkçe meali bu. Türkçe meali bu ama niyet bu olsa da bunu yansıtamıyoruz Noyan Bey. Siz de evet, çünkü fiyatlarda da bir ciddi evet. bir düşüş de gördüm. Yani hem trafik sigortasında görüyorum hem kaskoda da geçen seneki bu pandemiden dolayı, hani kapanmadan dolayı, bir de birbirinizle rekabetten dolayı bayağı bir düşürdünüz. Doğru. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. O bir ne diyelim, hani hasar frekansındaki gevşeme dönemi diyelim. Onun da sebebi vatandaşımız çoklukla arabasını kullanmadığı için ilk dönemlerde, özellikle tam kapanma dönemlerinde. Evet, tabii ki araç sayısı az, kaza sayısı azdı. Frekans da çok az olduğu için biz sigortacılar geçici dönem de olsa para kazandığımızı gördük veya düşündük, öyle diyelim. Frekans tarafı böyleydi. Ama döviz etkisiyle hasar şiddeti tarafı artmaya devam etti. Bizim kaçırdığımız oydu. O zamanlarda anlattık bunu. Yani frekans ne kadar düşse de sizin o %40 döviz maliyetin etkisi onu bertaraf edecek şekilde olmadı. Dolayısıyla biz her şeye rağmen, çok basit söylüyorum, hasar frekansı düşüşüne rağmen sigortacılar olarak geçen sene biz %10 hasar prim oranı kötüleşmesiyle kapadık. Bakın o pandemi döneminde bile, iyi dönemi kastediyorum. Şimdi tam kapanmalar bitti çok şükür. İnşallah da bir daha kapanmayız. Ama açılmalarla beraber ne oldu? Frekanslar yine eski haline. Hatta eski halinden daha da kötüye geldi Oyan Bey. Niye? Çünkü toplu ulaşım kullanımı azaldı. Evet, doğru. İnsanlar daha çok araba aldı. Azalar daha çok araba kullanmaya başladılar. Yani pandemi öncesinden çok daha fazla araç sahaya çıktı ve daha çok kaza olmaya başladı. Peki, şimdi... Dolayısıyla o tarafa da artık bizim lehimize çalışmıyor. Böyle baktığımızda. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Ben şunu anlıyorum sizin konuşmanızdan. Şu anda bizler tüketiciler trafik ve kasko üzerinde konuşuyorsak zaten düşük fiyatlı poliçeler yaptırıyoruz. Doğrudur. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Çok doğru. Ve öyle... Yani yaşadığımız piyasa gereği doğru. Piyasa gereği tamam. Piyasa yoksa gereği. Bir sene önce doğru fiyata sattık biz size. Tamam şimdiki. Evet. Ve önümüzdeki dönemde de bir şekilde bu maliyet yansıyacak. Ortalama ne olabilir? Yani böyle bir fikriniz var mı? Şimdi tabii ben sonuçta hem bir şirket genel müdürü hem de bir sigorta birliği yönetim olarak tabii çok doğru mesajlar vermem lazım. Şunu söylemem lazım. Bir müdahale şart gözüküyor. Tabii ki bu her sigorta şirketimizin kendi kararıdır. Yani bu bir toplu hareket falan olacak bir şey değil. Olmaz da. Olamaz da. Bir rekabet var sonuçta. Herkes kendi stratejini belirler. Ama bir tarafından maliyet odaklı baktığımızda bir maliyet artışı dolayısıyla bir fiyat artışı beklentisi çok normaldir. Ama gene söylüyorum, vatandaşımıza da enflasyonla böyle zor dönemde mücadelesi gereği de bizim beklenen kadar artış yapma lüksümüz yoktur. Bunu da çok net söyleyeyim. Yine kendi adıma, kendi şirketim adına söylüyorum. Yani ama maliyetlerin bir kısmını yansıtmak için de bir herkes hazırlık içinde olmalıdır. Olsun. Zaten başlamıştır da. Çok basit bir örnek vereyim mi Noyan Bey? Yani çok bir çok çarpıcı bir şey. Yayına bağlanacağız. Bakın dövizin etkisini düşünelim. Döviz 7 sene önce, 10 sene sonra neredeydi? 7 sene önce çok basit bir örnekle 2.80, bugün 14 liraları konuşuyoruz. Yani 5 katı euro bazında. Euro endeksi artarken TL bazında primimiz sadece %60-70 artmış. Bakın buradan 7 sene önce bir tampon hasarı, 2 tampon bir poliçeden çıkarken bugün bir poliçeden 1/4 tampon çıkıyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir canlı bağlantıya geçmek zorundayız. Ama çok teşekkürler. Bir daha ağırlayalım sizi, i̇nşallah, konuşalım efendim. İnşallah. Bakış programının sonuna geldik. Bir canlı bağlantımız var, oraya geçiyoruz efendim.